Osman ve sen aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti Bursa İl Başkanım Sayın Ayhan Salman aramızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanım Sayın Ufuk Kövez aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ercan Doğru aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kandemir aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Orhaneli Belediye Başkanım Sayın Ali Aykurt aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Keles Belediye Başkanım Sayın Mehmet Keskin aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcım Sayın Halil Döner aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti Grup Sözcüğüm Sayın Fethi Yıldız aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Misafirlerimizi takdim etmeye az sonra devam edeceğiz. Evet. Kuvvetli alkışlarınızla bu geminin kaptanı Dağdar Genel Başkanım Sayın Yaşar Türk'ü konuşmalarını yapmak üzere mikrofonlara arz ediyorum Sayın Genel Başkanım. Sayın Vekilim, siyasi partilerimizin çok değerli il başkanları, Ayhan Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil eden Başkan Vekilimiz Beşir Başkanım, İyi Parti'yi temsil eden Hüseyin Başkanım, İl Başkan Yardımcılarım, ilçe Başkanlarım, Belediye Başkanlarım, Meclis Üyelerimiz, Değerli Muhtarlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, Bağder adına bütün hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Değerli protokol, kıymetli hemşerilerim, malumlarınız olmak üzere, geleneksel halde her sene mübarek günlerde bayram sonrası ilk salı, birlik ve beraberliğimizin daha güçlenmesi adına, dini vecibelerimizin yerine gelebilmesi adına hem bayramlaşmak hem de kültürümüzin bir parçası olan salı danışığımızı hep beraber icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin varlığıyla Bağder bir kez daha onur duydu, şeref duydu. Sağ olun, var olun.
Malumlarınız olmak üzere 32 yıllık bir mazi. Dile kolay. 32 yıldan bu zamana Dağder özünü, sözünü, çizgisini ve yapmış olduğu işlerden dolayı çizgisinden asla taviz vermemiş. Bursa'nın gözde sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Neden Dağder gözde? Çünkü Bursa'da Yörük ve Türkmen kültürünün en iyi temsilcisi olan ve bunu layıkıyla görevini yerine getiren, vefasıyla, sözüyle, gelenekleriyle koskocaman bir çınar diyebiliriz. Bu anlamda Dağder'imizin hak ettiği yerde olması konusunda dünden bu zamana kadar bu derneğe hizmet eden gelmiş geçmiş bütün yöneticilerime, genel başkanlık yapmış olan büyüklerime huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, çizgiyi bozmamamız lazım. Çizgi, anlayış, felsefe daha önce genel kurulda da ifade etmiştim. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatındaki o nasihatın felsefenin, düşüncenin hayata geçmesi. Birlik ve beraberlik içinde olmayan ne milletler, ne toplum, ne de yöre insanının sesinin gür çıkma şansının olmadığını hepimiz idrak ediyoruz. Daha yenisi haykırıyor. Daha yenisi biz buradayız diyor. Bu anlamda elbette yöneticilerimiz, siyasilerimiz varlıklarıyla bugün bizlerin yanında olmuş olduğunu gösterip bizlere güç verdi. Şeref verdi, onur verdi. Ben Dağder'in Bursa kamuoyunda hak ettiği değeri gördüğüne de inanıyorum. Elbette mesafeler çok. Kat etmemiz gereken bir sürü işimiz var. Sadece kültürüyle değil, yetişmiş kalifiye insanıyla şu anda Dağder gerçekten yetişmiş kalifeli arkadaşlarımızla Bursa'da en iyi yerlerde olabilecek. Hem nitelikte hem de nicelikte. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde de bir sürü arkadaşımız hem bürokratik anlamda hem de siyasi anlamda hak ettiği yerde olacaktır diye düşünüyorum. Değerli protokol, kıymetli hemşerilerim, elbette sorunlar fazla. Elbette konuşabilecek o kadar çok şey var ki ben bu akşam hem bu güzel manzaranın, birlik beraberliğin hem de eğlencenin sekteye uğramaması adına sözlerime çok uzatmak istemiyorum. Ben gelmiş olmanızdan dolayı öncelikle bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Dağder yapacağı işlerle yaklaşık 7-8 aydan bu zamana kadar faaliyetleriyle göz doldurduğuna inanıyorum. Yeter mi? Elbette yetmez. Sizlerin manevi desteği, sizlerin bu anlamdaki varlıkları bize güç verecek. Çok daha güzel ufuklara, çok daha güzel hedeflere hep beraber yürümek istiyoruz. Bu anlamda özellikle bir iki hususunda ifade edip sözlerimi kesmek istiyorum. Değerli hemşerilerim, dünyada en önemli olan şeylerden bir tanesi eğitim. Eğitim olmazsa olmaz. Ne kadar çok eğitimli insanımız olursa o kadar doğru karar vermek, o kadar doğru eylemler yapabilmek konusunda şuurlu ve bilinçli olmak gibi bir avantajımız olur. Biz özellikle yörede şehit yakın olan, ihtiyaç sahipliği olan gençlerimizin, üniversitede okuyan gençlerimizin burs imkanını verebilmek adına bir kampanya başlattık. Bir öğrenci de sen okut. Evet, imkanı olmayıp da okumak isteyen onlarca, yüzlerce kardeşimiz var. Bu anlamda sizlerin huzurunda bu kampanyaya destek vermeniz konusunda sizlerden bir aracı, kuruluş olan Dağder olarak katkılarınızı ve yardımlarınızı bekliyorum. Bir öğrenciyi okutabilmenin Allah nezdinde de
ne kadar çok hayır getireceğine hepimiz iman etmiş insanlarız. Bu anlamda söz sahibi olan, imkanı olan bütün hemşehrilerimizin bir öğrenci desen okut kampanyasına desteklerini bekliyorum. Ben sözlerimi burada son vererek yeniden aramızda olmuş olmanızdan dolayı daha eder olarak onur duyduk, şeref duyduk diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.